Ömer Lekesiz. Yöneticilerin Hesap Günü var mı? Yazımın başlığı Nihat İnanç'ın yakın zamanda Çıra Yayınları arasından çıkan kitabının adıdır. İnanç 2008'de Muş Alparslan Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atanmış. 2012'de seçimle yeniden üstlendiği bu görevden 7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurusu nedeniyle istifa ederek ayrılmıştır. 2015 Halen Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve rektör yardımcısı olarak akademik hayatını sürdürmektedir. İnanç kitabına bir rektörün aklında kalanlar alt başlığına uygun görmüş. Dolayısıyla bu kitap bir hatırat olmadığı gibi günlük de değil. Akılda kalan gerçeklerin kaydından oluşan şahsi bir tarihtir ki kendisi de ön sözünde bunu şöyle çerçevelemiş. Muş Alparslan Üniversitesi'nin kurucu ve devamında seçilmiş rektörü olarak yaklaşık 6,5 yıllık görev süremden örnek olayları konu alan, gerçek hayattan kesitler sunan bu kitabı 2 ay gibi kısa bir sürede kendime özgü bir üslupla, roman tarzında yazdım. Kitapta tamamı gerçek olan mekan, zaman, şahıs ve olay temelinde konuları işledim. Kurucu rektörlük, yeni bir üniversite inşa etmenin, akademisyeniyle ve öğrencisiyle birlikte sıfırdan bir eğitim öğretimi başlatmanın tüm zorluklarını ihtiva eden bir terimdir ama o zorlukları sadece yaşayanlar bilebilirler. Yoksa ilk bakışta bir banilik vurgusu taşımasıyla salt sosyal ve bürokratik kredi sağlayan bir ünvandır. Hele kitaptaki kayıtlara konu olan zamanlar itibariyle Muş gibi sorunlu bir şehirde kurucu rektörseniz söz konusu ünvan başlı başına bir güvenlik problemi daha açık bir söyleyişle can pazarında kelleyi koltuğa alarak yaşamak demektir. Kim talip olur böyle işlere demeyelim. Hayatlarında vatana ve millete hizmet etmeyi düstur edinenler talip olurlar bu işlere ve onlar toplum içinde çok az sayıda olsalar da her zaman bulunurlar. Bu manada inanç, kurucu rektör olarak bir serden geçtidir. Vanlı olması nedeniyle bölgenin her zaman sürprizlere gebe olan düzenini kanıksamış olsa da, üstlendiği iş, şehrin merkezini değiştirmek ve dolayısıyla istihdama ve ticarete yeni bir istikamet belirlemek demek olduğundan, mevcut çıkar gruplarını da rahatsız etmeye yöneliktir. Kampüsün belirlenmesi bu bağlamda aşılması gereken en önemli ilk safhadır. İnanç, vali ile olan dayanışmasının güzel bir örneğini de oluşturan bu safayı, şehirdeki çıkar gruplarının en etkilisi olan siyasilerin ayaklarına basmasının beraberinde getirdiği bir büyük bedelin ödenişiyle birlikte anlatıyor. Üstelik bu bedelin siyasilerin itirazına rağmen belirlenen kampüste temel atma zamanına denk getirilerek FETÖ elemanlarına tertipletilen bir kumpasla ödetilmeye çalışılması neden olduğu acıyı üzüntüyü daha da derinleştiriyor. Gerçi inanç son derece serin kanlı bir üslupla, gerçek ve bir o kadar da acımasız, mürayi, kafalarını kuma gömmüş muhataplarını bile suçlamaya tenezzül etmeden, azami nesnelliğiyle anlatıyor o zamanı. Ama belli ki söz konusu kumpas, yazdıklarının fevkinde bir derinliğe ve çeşitlenmeye tabi bulunuyor ki, bu da neticede inançın kırgınlığını belgeliyor. Öyle ki polis evindeki kumpasın hakikatinin ortaya çıkmasından sonra da sürüyor inançın kırgınlığı. Bu kitabının son paragraflarına şu kelimelerle yansıyor. Sonuçta şeytan ittifakı şeklinde güç birliği yapanların bize yaşattıkları yanlarına kar kalmamıştı. Ancak benim yaşadıklarımla ben baş başa bırakılmıştım. Bugüne kadar Muş'tan ve Ankara'dan, A protokolden sadece birer üst düzey yönetici telefon açarak helallik istemişlerdi. Arayan her iki yönetici de o günlerde yanlış bilgilendirildiklerini ve gıyabımda aleyhime kanaat oluşturduklarını belirterek üzüntülerini iletmişlerdi. Başka da kimse en azından beni arama nezaketini göstermedi.'' hakkımı ve hukukumu ihlal edenler, hakkımda yanlış kanaat oluşturanlar ve karar verenlerin üzerlerindeki hakkımı, şüphesiz ki mahkeme-i kübrada hesaplaşmak üzere muhafaza etmekteyim. İnanç, yöneticilerin hesap günü var mı ibaresini kitabına ad olarak seçerken belli ki ona çift işlev yüklemiş. Birincisi, hesap gününü gözeterek çalıştığına ben dahil yüzlerce insanın tanıklık edeceği bir şahsiyet olarak inançın neyi, neden ve nasıl yaptığının her zaman idrakinde ve kaygısında olduğunun beyanıdır. İkincisi, FETÖ ile ilişkilerinde halen Kimin eli kimin cebindedir kuşkusuna tabi bulunan karanlık tabiatlı yöneticilere karşı eğer hesap günü diye bir inancınız varsa FETÖ ile işbirlikçiliğinizi ifşa etmek ve hayatlarını kararttığınız kişilerden af dilemek zorundasınız şeklinde bir uyarıdır. Bu uyarıyı kimler duyar, dikkate alır bilemem. Ama inancında aklında kalanlar yazıya dökülmekle Süreyya yıldızı gibi yazının göğüne asılmıştır oradan indirilmeleri artık mümkün değildir. Ömer Lekesiz Yeni Şafak